Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir mahkumun nitrojen gazı kullanılarak idam edilmesi planlanıyor. Daha önce zehirli iğne yönteminden sağ kurtulan Kenneth Eugene Smith bu kez ölmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yöntemle idam edilen ilk kişi olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez nitrojen gazı kullanılarak bir mahkumun idam edilmesi planlanıyor. 1988'de bir vaizin eşini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğu Kenneth Eugene Smith'in perşembe günü nitrojen gazıyla infazının gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce 2022 yılında eyaletin kendisini zehirli iğneyle öldürme girişiminden sağ kurtulan Smith'in nitrojen gazıyla 30 saat içinde infaz edilmesi planlanıyor. Başarılı olması halinde Smith, ABD'de bu yöntemle idam edilen ilk kişi olacak. Smith'in yüzüne soluduğu havayı saf nitrojenle değiştirmek için maske takılacak ve bu da onu hayatta kalmak için gereken oksijenden mahrum bırakacak. Yeni ve denenmemiş olan bu infaz yöntemi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ölüm cezası uzmanları prosedürü insanlık dışı olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler nitrojen gazı ile infaz konusunda ciddi endişeleri olduğunu açıkladı. Mahkumun bu test edilmemiş yöntemle öldürülmesinin işkence anlamına geleceği belirtildi. Smith'in avukatları son olarak ABD Yüksek Mahkemesinden Alabama eyaletinin onu ikinci kez idam etmeyi deneyip denemeyeceğini incelemesini istedi. Bu yöntemin Smith'i uzun süreli ve anayasaya aykırı derecede acı verici bir infazla karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.